Abi iftarla ilgili bir dersim var. Yani iftar nedir? Hakiki iftarı nasıl olur diye bir ders hazırladım. Şimdi hep anlatıyoruz ya, bir şeyin sureti var, işte kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var diye. Sureten sofraya oturuyoruz, bir şeyler yiyoruz. Ama bunun bir de hani kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Bunları acaba bir şeyler bulak böyle bir tasniflemeye çalıştım da çok yapamadım. Mehmet abiden yardım istedim. O inşallah bulabilirse gönderecek, Mehmet Direk abiden. Ben hazırladığım dersi gene PDF'ye çevirdim. Onu yansıtacağım. Abiler hangi metinden hangi çıkarımımı yaptığımı görsünler istedim. Onu buradan paylaşayım, başlayayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Şimdi konum hakiki iftar. Yani böyle kendimce 7 tane madde yazdım abi. Bulabildiğim böyle iftarla ilgili. Yani bir şeyler çıkarabildiğim yerleri 7 gruba ayırdım. 7 tane madde var. Toplam 5 sayfa. Metinler bu kırmızı renkler. Benim çıkarımlarım siyah olan renkler. İşte her başlangıçtır. Hakiki iftar sonrası sofrası böyledir. Hakiki iftarda beklemek şöyledir diye ben de çıkarımı yaptım. Şimdi birinci maddemden başlıyorum. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Şimdi abi iftar vaktinde dedi, burayı bir vakit olarak aldı. Kuru ekmeğe bakış tarzımız, yani nazarımız çok farklılaştı, kıymetli bir hal aldı. Buna da kuvve-i zayikamız şehadet etti. Bunun için şöyle yazdım. Hakiki iftar, zaman ve mekanın etkisiyle nazarın değişmeye en müsait olduğu sofradır. Nazarın değişmesine iftar vakti zemin oluyor. Yani zaman dışa vurup mekan oluyor. O iftar sofrası ve iftarın yapıldığı an bir mekan alıyor. İftar zamanı, sofra mekanı temsil ediyor. Bir nazarımızın değiştiğine şahit ise kuvve-i zayıfa oluyor. Yani eğer bu nazarımız değişebildiyse bunun şahidi de kuvve-i zayıfa oluyor. Bir hadise-i cüziye vardı. Talim-i Esma hadisesi. Hadise-i cüziye iken külli bir hakikatin ucu olan Talim-i Esma'ya da atıf yaparsak belki şahit kuvve yani melek oluyor. Esma'nın farklı meratibi talim oluyor. Melekler de buna şahitlik ediyor. Bununla alakalı gene belki iftar tılsım olup nazarın değişmesine sebep oluyor. İftardan önce kıymetli bir nimet-i ilahiye, iftarı yaptık, 5 dakika geçiyor abi, bir bakıyoruz ki ekmek gene bizim bildiğimiz kuru ekmek oluyor. Yani iftardan önce çok ciddi böyle bir nimet-i ilahiye olan, böyle canımızın çektiği, yiyelim diye sabırsızlık gösterdiğimiz kuru ekmek, iftarın yapılmasıyla, o orucun açılmasıyla, yani ağza birkaç lokmanın düşmesiyle, bir şeyler yememizle, gene bir bakıyoruz ki gene kuru ekmek oluyor. Nazarımız gene değişiyor. Yani o iftardan önceki nazarımızla iftardan sonraki nazarımız farklı oluyor. Buna da abi iftar sebep oluyor dedim. İlk maddemiz bu. Peki nazarımız değişirse ne oluyor abi? Nimetin içinde inamı görüyoruz. Belki de oradan mün'ime geçmek mümkün oluyor. Hani Esma'nın farklı meratipleri açılıyor dedik ya. Buna bir işaret var burada hem de. Bu nimet içmek, oradan mün'ime geçmenin aldığım yerde şurası, yani külliyattaki yeri. Evet, nimet içinde inamı görür, Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten inama geçsen mün'imi bulursun. Burası böyle abi. Burayla ilgili sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yoksa farklı bir yere geçeceğim. İçerim. İkinci maddeye geçiyorum o zaman.
Şimdi üstadın başından geçen bir olay, bir hadise, onu anlatıyor üstad. Fakat ben kendi o bir okkabalımı iktisat ile sarf ettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem lillahi hamd o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık haşiye, yani büyükçe bir çay kaşığı iledir, verip mühim sevaba medar oldu. Benim halimi görenler o vaziyetimi belki hisset telakki etmişlerdir. Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civan mertlik telakki edebilirler. Fakat hakikat noktasında o zahiri hisset altında ulvi bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. O civan mertlik ve israf altında eğer vazgeçilmese idi bir dilencilik ve gayrın eline tamakerane ve muntazırane bakmak gibi hissetten çok aşağı bir haleti net iyice verip hakiki iftar iktisat ile dilenciliğe ve gayrın eline tamakerane ve muntazırane batmaya ihtiyaç hissetmemektir. Az bir tağımın büyük bir bereketi olduğunun simgesidir. Hani iftarı açıyoruz abi, bir tas çorba içiyoruz, karnımız doyuyor gibi oluyor. Yani içtiğimiz biz bir tas çorbanın aslında karnımızı doyurmaya kafi olduğunu gözümüzle iftarda görüyoruz. Bu da bizi iktisada ve iktisat ile dilenciliğe ve gayrın eline tamakerane ve muntazırane bakmamaya ihtiyaç hissettirmiyor. Ya. İkinci maddemiz de buydu. Şimdi yine bir abinin üstattan bir mektup almasıyla birlikte hissiyatını ifade ettiği bir yer var. Üçüncü maddemiz. Hazineler dolusu mücevherattan daha fazla, hatta bu fani dünya hayatının zinetleriyle ölçülemeyecek derecede kıymetli mektubunuzu mübarek Ramazan-ı Şerif'in 23. günü akşamı iftardan 10 dakika evvel postadan aldım. Cenab-ı Allah kabul buyursun, iki iftarı bir yaptım. Dediğim gibi burada bir abinin üstattan aldığı mektubun neticesinde yazdığı hissiyatları, aleti var. Buradan şunu çıkardım kendimce, hani bu abinin yerinde olsak, bu mektubu biz almış olsak, koltuğum. O zaman şöyle dedim, hakiki iftar müjdedir. Alem-i şehadetle ölçülemeyecek bir baki hayatın beklediğinin müjdesidir. Müjdenin bir veçhi, yani bu müjdenin birçok veçhi var da bir tanesi şu olabilir dedim. Bunu da Allah'ın bizden istediği zikir, fikir, şükürle birleştirdim. Başta zikir, rahmet, ortada fikir, mağfiret, sonu şükür, cehennem azabından kurtuluştur. Ya da bu da bu müjdelerin değişik vecihlerinden bir tanesi dedim. Allah Allah! Bununla ilgili diyeceğiniz bir şey yoksa dördüncü maddeye geçeceğim abi. Bu müjdeyi bir de okursa, bir de oku bu müjdeyi. Tamam abi. Metni mi yoksa çıkarımını mı abi? Çıkarımını. Tamam. Hakiki iftar müjdedir. Alem-i şehadetle ölçülemeyecek bir baki hayatın beklediğinin müjdesidir. Müjdenin de bir vecihi şu, başta zikir, rahmet, ortada fikir, mağfiret, sonu şükür, cehennem azabından kurtuluştur diyorum. Elhamdülillah, inşallah. Yani hem birleştirdim hem de müjdenin bir vecihi gibi oldu abi. Dördüncü maddeye geçiyorum. Burada yine üstad bir hadiseyi anlatıyor. Üstad rahatsızmış, bir doktor onu muayeneye geliyor. Onunla ilgili bir yer. Daha sonra bakıyorlar ki doktorun oruç tutmadığı ortaya çıkıyor. Orayı okuyayım. Hiç beklenilmeden bir iftar vaktinde bir doktor geldi, elini tuttu. Üstadımız dedi ki, ben hastalığımı muayene ettirmem. Ben hekimlere muhtaç değilim. Hekim Cenab-ı Hak'tır. Birden canlandı, sesi çıkmaya başladı. Dünya kendisi bir doktor şeklini aldı. Doktor ise hasta vaziyetine girdi. Doktora ehemmiyetli bir mektup okudu. Doktorun derdine deva olacak bir ilaç oldu. Sonra top atıldı. Doktora dedi ki, burada iftar et. Doktor dedi ki, bugün kusur etmişim, oruç tutamadım demesiyle çok hayret ettiğimiz üstadımızın vaziyeti
orucunu bozmuş bir doktorun tıp noktasında hakimane vaziyetini kabul etmediği için o vaziyet ona verildiğini bildik. Şimdi bu okuduğum yerden şunu çıkardım abi. Hakiki iftar şahsi şiairdir. Hakiki iftar şahsi şiairdir. Yani ne demek abi? Şimdi şeriat zahire bakıp hükmediyor. Burada doktorun vaziyeti hakkında üstada ihsan-ı ilahi malumat verilmiş. Yani üstada ihsan-ı ilahi tarafından bu doktorun oruç tutmadığı bir şekilde bildirilmiş gibi. Fakat üstadın yanındaki talebeler bu vaziyeti ancak iftarla anlayabilmiştir. Ha, demek ki şeriatın zahire hükmetmesiyle bunu birleştirirsek, yani abilerin bu doktorun oruç tutmadığını görmesi iftarda olmuş. O zaman da dedim ki sanki hakiki iftar da bir nevi şahsi şeairdir dedim. Şeairdir. Çok güzel. Gördün mü bak neler bulmuş. Bunu da geçiyorum abi. Çok güzel. 243'ü keşke okusa Emir daha 2. Şimdi burası Ramazan Risalesi'nin içinde abiler büyük ihtimalle değinecek buraya da. Ben o yüzden biraz kısaca söyleyeyim burayı. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firanane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş ene ene ente ente. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Nefis demiş. Buraya yapıştırınca tersten çıkmış. Ente Rabbir Rahim ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdim. Bu Ramazan Risalesi'nin en sondaki parça, en sondaki kısa. Buradan da dedim ki hakiki iftar nefsin hakimane, firavunane vaziyetini reddir. Nefsin firavunluk cephesine darbe vurulup at olduğunun bildirilmesidir. Ve insanın aç, fakir, zaafının simgeselliğidir. Nefsin hakimane, firavunane vaziyetini reddir. Nefsin firavunluk cephesine darbe vurulup at olduğunu bildirilmesi ve aç ve zaaf ve fakrın simgeselliğidir. Dediğim gibi burayı büyük ihtimalle abiler çok üstünde duracaklar. O yüzden burayı geçiyorum ben. Vay be. Çok güzel şeyler. Burada var. İftar sofrası ile ilgili bir yer var abi. Şimdi yukarıda hep hakiki iftar, hakiki iftar dedik. Burada hakiki iftar sofrası ile ilgili bir bölüm var. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yahtasil bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Ha, o zaman dedim ki hakiki iftar sofrası zemin yüzündeki sofra-i nimetin küçük bir numunesidir. Yani iftar vaktinde hazırlanan o sofra zemin yüzündeki sofra-i nimetin küçük bir numunesi gibi bize onu hatırlattıracak. İftar sofrasında kainatta olmayan israfın olmaması gerektiğini buradan anlıyorum. Hani kainatta israf yok. O yüzden soframızda da israf olmayacak. Fakat şöyle bir açık kapı buldum abi. Zemin yüzünde nasıl envai nimet var ya, bunun gibi biz de soframıza böyle envai nimet koyabiliriz. Yani farklı farklı yiyecekler konulabilir. Bunu da bu numunelik cihetiyle kendime bir nevi böyle fetva çıkardım gibi yani. Burada abilerin eklemek istediği, söylemek istediği bir şey var mı? O zaman geçiyorum 7'ye. Bu da son madde zaten abi. Şimdi iftarda bir bekleyişimiz var. Hakiki iftarda bekleyiş nasıl olmalıymış? Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârâne göstermeleri
O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı müsaatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Şimdi Sultan-ı Ezeli'nin bir ziyafeti var. Buraya davet edilmişiz. Böyle büyük bir ziyafet. Buyurunuz, emrini bekliyor herkes. O zaman hakiki iftarda bekleyişte nasıl olmalı? Bu vüsatli, azametli, intizamlı bir tavr-ı ubudiyetmiş. Hakiki iftardaki bekleyiş, cümleye yanlış başladım. Hakiki iftarda bekleyiş, vüsatli, azametli, intizamlı bir tavr-ı ubudiyetmiş. Ve şefkatin, haşmetin, külli rahmaniyetin sembolüymüş. Yani bu sofrada bu iftarı beklemek bu manalara mı geliyor Seyit Ahmet? Evet abi, onu anlatmaya çalıştım da işte derdimi pek anlatamıyorum. Ben nasıl anlatamıyorsun? Çok güzel. Yani şimdi sofrada beklerken, sen bir kapat sesini de ben bakayım şunu. Sofrada beklemek, ama yazıyı yok ettin, tamam. Yazıyı yok etmeyecektin. Yazıyı getir. Yazıyı getir çok. Ben de o kafa mı var ki onları, o çıkarımlarını ezberleyeyim. Dur gelsin. Bak şimdi. Kardeşler çok garibime gitti. Sofrada beklemek. Cenab-ı Hak, hani bizim her şey. Organ bizim, ekmek bizim, kafamıza vuran yok. Evde tekiz. Allah'ın azametini, vusatını, onu ifade etmek adına fiili bir tavrı ubudiyetmiş. Elini süremiyorsun. Allah'ın azametini, vusatını, ondan sonra şefkatini, haşmetini ve külli rahmetini sembol ediyor. Yani duruyor bak. Çocuk da orada, hele bir ufak çocuğunuz varsa. Baba niye yemiyoruz? Ezan okunmadı oğlum, kızım. Kızım ezan okunmadı yani. Ha. Aç, sabahtan beri annesi babası aç. Diyor ki, niye yemiyorsun? Ezan okunacak. Şimdi çocuk da yemiyor. Onun da kulağı ezanda şimdi. Bak azamete bak. Mesela böyle yapardı rahmetli babam, böyle çocukları alıştırmak adına. Meğer eski insanlar öyleymiş. Mesela bir yere vekalete hayvan kestirse, kendi evinde de kestirirdi. Çocuk kurbanı görsün. Çocuk kurbanı görsün. Şu anda muvazenetsiz yapılıyor. Ya çocuğun şefkati şey oluyor. Hayır. Çocuğun kan dökmesi ortadan kalkıyor. Ben bu kurbanla alakalı bir iki dersim var. Saat da bir iki saat. Zeytinburnu'nda yapmıştık. Şimdi çocuk o balkonda duruyor. Şimdi o ezanı bekliyor. Oğlum bak, o da duyacak zaten ama çocuğa beklettiriyor. Baba baba baba, ezan okundu. Yani o sofrada ha, biz yiyemiyormuşuz. Çocuk da anlıyor ki biz serbest değiliz. Bu mülk başkasının. Onun ruhuna mal oluyor. Hele 6 yaşından küçükse kesinlikle sabit hard disk gibi, yani değişmez o. Her şey 6 yaşına kadardır. Ne görüyorsa. Şimdi burası o yazın şeyi, görüntünü bir çeksene şey. Ha. Bak ne diyor? Sofrada beklemek, Cenab-ı Hakk'ın vusatlı, azametli, intizamlı bir, ona karşı bir ubudiyet takınıyorsun. Cenab-ı Hakk'ın şefkatini, haşmetini, külli rahimiyetini sembol et. Bak, biz de onunuz evladım, veya duygularımız, nimet de onun. Çok acayip bir şey ya, açsın yemiyorsun ya, çok tuhaf. Şimdi gavurlar bunu anlamıyor ya. İşte o çocuğun alemine neler oluyor. Çok garibime gitti. Güzel bir çıkarım oldu. Evet, şimdi sen devam et abi. Yağmur basına mı yazdın? Ses. Seyit Ahmet, ses. Sesin. Abi benim dersim işte 23 dakika oldu. Yarım saatlik bir dersti. Bu kadar. Maşallah. Muallim ya, çok özet şey yaptın. Katılmak veya bir şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Abi sizden öğrendiklerimizi yine sizlerle birlikte söyleyeyim. Orada beşinci mi? Seyit Ahmet, sesini kapat abi. Ki yankı yapıyor. Lazım olunca açarsın. Diyor ki Nemrut hane değil, Firavun hane diyor. Niye? Diyor çünkü Firavun'un
Musa Aleyhisselam'ı suda boğma girişimi kendisinin boğulmasıyla sonuçlandı. Bu birinci husus. İkinci husus ise insan vücudunda su azaldıkça insanın eli, kolu, bütün aktiviteleri yavaşlıyor. Dolayısıyla onu sadece hatırlatmak, değinmek istedim abi. Arkadaşlar bu Firavun'un ve Nemrut arasında fark neydi? Yani boş ver, o adam simgedir. Firavun'da, Nemrut'ta, İbrahim'de, Musa'da simgedir. Bizdeki karşılığı nedir Firavun? Hangi hissimizdir? Nemrut, Firavun, şehvet abi. Ne? Ne Selim? Nemrut. Firavun şehvet, Nemrut da gadab abi. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye. Bunları ancak intizamı kuvve-i akliye ile getirebiliyoruz. Yani ki o da vahyin alemimize girmesiyle alakalı yani. Evet. Ya. Gurur ve kibir değil mi Hasan abi? O da var. O da var, gurur ve kibir. Nemrudane inadı var bir de. Evet. İnat. İşte onunla yapıyor. Yani hisler ayrı, latifeler ayrı. İkisi de işlevde. Kuvve olarak kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye, duygu ve his olarak da inatla gurur. Yani abi bu abi firavunluk meselesinde başka bir yerde daha ben çalışırken şöyle bir tefekkürüm vardı. Şimdi Hazreti Musa Firavun'un yanına gidiyor. İşte benim Rabbim şöyledir, böyledir, ona iman et gibi tebliğde bulunuyor. Ben orada şunu, Firavun'un şunu demesini beklerdim. Ya kim bu adam, alın götürün şunu, bununla mı uğraşacağım, bu kadar işin arasında demesini beklerdim. Ama orada yok diyor, benim Rabbim şöyle diyor, işte Hazreti Musa'nın söylediklerine karşılık kendi de bir şeyler söylemeye çalışıyor. İşte Nil'i akıtması, güneşin doğması meselesinde. Yani burada Firavunluk deyince abi bir nevi böyle bir Rablik yarıştırma hevesi de işin içine giriyor. Yoksa o Firavun'da o heves olmasa, o his olmasa, ya alın götürün şunu der, başından savardı yani Hazreti Musa'yı. Ama orada her söylenene karşılık kendinde de bir şey olduğunu iddia ediyor. Burada nefis de aynı o şekilde abi. Her söylenene karşılık, hani okuduk ya, türlü çeşit azabı görmesine rağmen hala bir şeyler iddia etmeye çalışıyor. En son açlıkla yola geliyor. Firavunluk bunun gibi abi. Sürekli bir iddiada bulunma. Peki iftar vakti sofrasında firavunluk cephemize ve nemrudane cephemize nasıl darbe vuruyor Ahmet? İftar sofrası. Hani en son Hazreti Musa şöyle diyor ya, benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor, hadi sen de batıdan doğdur diyor ya, orada aciz kalıyor. İftar sofrasında bu nefsimiz acizliğini hissediyor. Elini uzatsa da ağzına götüremiyor. Artık orada sebepleri, yapabileceği şeyler bitiyor abi. Son haddi orası. Abi bir noktayı nazar müsaade ederseniz. Şimdi mesela insan gün içinde akşama kadar işte şunu yerim, bunu yerim vesaire, hani nefsin kendine göre bir muhasebesi var ya. Önüne ne gelirse gelsin. Nefis o kadar çok böyle hevesini böyle bileniyor ki, hani ertelenen arzular şiddet kesbeder. Şimdi o sofraya oturduğu zaman birkaç lokmada kesiliyor abi. Yani nefis de artık sanki suratına çarpılıyor. Bak senin arzuladığın hayat bu hayat değil. Senin böyle emellerine bu hayat sığışmaz. Bak sofradaki iki tabak yemeği bile bitiremiyorsun yani. Az bir şey su, bak o kadar sana versene. Nehirleri içecektim belki. Öyle bir hevesin vardı ama bak iki bardakta karnın ağrımaya başladı. Sanki bu cihetten de hani nefse bir şeyler gösterilme noktasında bir metot yani iftar. Ya çok doğru, çok doğru. Bu çelebe söyleyebilir miyim abi? Hı hı. Evet Abdullah. Şimdi iftar sofrasına oturuyoruz abi. Köfteden mi başlasak, cacık mı yesek, baklavadan mı girsek olaya, soğuk su mu içsek, ayran mı içsek, bunları düşünerek iftar sofrasına oturmak nerede? Şu konuşulan manaları düşünerek o manalarla iftar etmek arasında
Herhalde üstad diyor ya, her şeyde meratip var. Hurma çekirdeğinden bir hurma ağacına, bir çam çekirdeğinden dev bir çam ağacına kadar meratip var. Herhalde o kadar büyük meratip var bu ikisi arasında. Bizi bu manalara muhatap eden Rabbimize layık olmadığım halde şahsım adına söylüyorum. Sonsuz hamd ediyorum. Başka da bir şey diyemiyorum abi. Seyit Ahmet. Evet abi, buyurun. Şimdi benim aklıma nasip olan şu da, sen bir bak bakayım sende ne ilave edebilecek misin? Şimdi iftarın sureti yemek diyorsun ya, iftar. Normal yemek yani. Kanuniyeti oruçta desek oruç. Çünkü iftarı ancak oruçla yapabiliyoruz. Yani oruç sistemiyle yapabiliyoruz. Bunun hakikati, hani yemek duasında var ya diyor, bize gösterdiğin nimetlerin gölgelerini diyor, asıllarını ve menbaalarını göster diyor. Hakikatte bu gördüğünüz, zahiren gördüğümüzün asıllarını ve menbaalarını tefekkür etmen, onları arzulamak, ne olduğunu, aslında hakikati bu. Mahiyeti de şükür ve hamd. Bilmem siz ne dersiniz? Maşallah. Acayip. Maşallah. Antika. Acayip. Yani ben tekrar edeyim Mehmet abi, Mehmet abi, senin söylediğin. Sofrada beklemek değil mi sureti? Evet abi. Kanuniyeti oruç, sam, siyam. Üçü. Evet. Üçü. Yani hem beden, hem duygu, hem de ruhen oruç tutturmak. Evet. Bu kanuniyeti bu, içsel alem. Kanuniyet içsel alem. Hakikat deyince hemen pergelimizin, içsel alemimizin aslı olan esmalara koyacağız. Esmaların en azami derecede tecelli ettiği yer şeydir, arştır. Ama bu oruç bu nimetlere karşı olduğu için cennet diyorsun, asıllarını ve menbaalarını göster. Herhalde orada iftarı orada yapacak. Çünkü şöyle demişti, Rüştü abi de buna benzer şöyle demişti diye söyleyeceğim. 10 küsur sene beraberdik, bir defa bana izin verdiğini, eve git iftar aç veya köye git 3 gün dahi olsa, hatırlamıyorum. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim de, bir şey anlatmak için. Dedim ki bir gün çok şey oldum, abi dedim 3 gün köye gitmeye müsaade eder misin? Bak cennetten bunlarla kalın. Ses yapmadı, 3 gün. Sonra unuttu zannettim. Bir hafta sonra dedim ya, bana abi 3 gün müsaade edecektin dedim, yani eder misin dedim. Sonra ses yapmadı. Sonra arabayla şoförü vardı, Ahmet abimiz vardı, ben vardım, arkada Rüştü abi. İzmit'e derse gidiyor, Fındıkzade'den. O zaman Topkapı'da 6-8 yol var. Abi dedim, tam bir fırsat geldi, biraz havası da iyi. Dedim ki, abi dedim, 3 gün müsaade etmedin dedim ya köye gitmeyi. Dedi ki bunlarla kalma. Kardeş, sabret. Cennette dinleneceksin, tatili orada yapacaksın. Arzunu ertele ve ötele. Orada ailenle komple iftar yaparsın. Hepimiz yaparız dedi. Yani bununla alakalı demek ki o iftar sofrası herhalde suret, o çocuk bekleyişleri, ezanlar bekleniliyor, yemek faaliyetleri, mutfakta hareketler, böyle bir koşuşturma sureti, iftar sofrası deyince iftar sofrası ile sofranın önünde oturmak değil, o faaliyet. İçsel aleminde oruç, sam, siyam, yani bedene tutturduk. Fikren işte gıybet etmedik, aram etmedik. Tamam. Latife de böyle Kur'an'a muhatap olduk. Kur'an demek ki bu kanuniyeti de bu. Bunun hakikati en azami derecede arş ve esmaların fiilen döküldüğü yer. Ya cennet diyeceksin, ya arş diyeceksin. Cennet diyelim diyor. Sonra hakikati de, hakikati de neye dedi? Şükür ve hamd mı dedi?
Mahiyeti. Yok abi. Mahiyeti. Hakikati asılları ve membalarına ulaşma. Yok mahiyeti. Mahiyeti mahiyeti. Mahiyeti şükür ve hamd. Şükür ve hamd. O zaman şükür ve hamd besmeledeki şey. Rahman ve Rahim. Şey. Evet. Yani başka bir şey. Cenab-ı Samediyetine bakıyor abi. Samet ismine. He, nasıl Murat? Samet'i bir söyle bakalım. Nedir Samet? Samet abi yani hiç kimseye ihtiyacı yok. Her şeyin ona ihtiyacı var. İnsan da Ramazan'da tutmuş olduğu oruçla beraber benim hiçbir mevcuda ihtiyacım yok. Yemeye, içmeye vesaire. Sadece her şeyin sahibi olan Allah'a ihtiyacım var. Bu manada olursa o zaman Samet ismine aynı darlık ediyor. Çok, o zaman hakikati Mehmet kardeş, hakikati Samet ismi, kulüvallahu ehed Allahu Samet, mahiyeti daha arkası ne olabilir? Samet isminin daha arkası hamd ve şükür mü Murat? Siyan Rab desek olur mu abi, ruha bakması? Ha, Samet ve Rab mı Sedat? Buyur Sedat. Abi burada şey olabilir abi. Cenab-ı Hak hani diyor ya, oruçlunun sevabını ben veririm. Yani zata bakıyor gibi bir mana var yani. Daha arkada biri var ya. Murat abi biz orucu konuşmuyoruz ki, iftarı konuşuyoruz. İftar sofrasını konuşuyoruz. Oruç değil ama. Tamam. Yani samediyet yemek, bu sofranın sureten görünen arkasındaki gizli hazine değil. Bütün esmanın, her şeyin arkasındaki esas hazineden bahsediyoruz yani. Bütün esmanın bir bütünlüğü. Yani insan bu oruçtan değil de bu sofrayı bahsediyoruz. Antika evet. Tabii iftar diyor. Biz iftardan bahsediyoruz. Oruç değil. Evet. Tamam. Mehmet kardeş bizi böyle vasata getir ya. Evet abi, ben de Mehmet abiye bunu sormuştum yani. İftar ve iftar sofrasının sureti, işte kanuniyeti, hakikati, mahiyeti diye. Ben şöyle yazdıydım da Mehmet abininkine göre bayağı bir benimki basit olmuş. Sureti orucun açılması. Kanuniyeti nazarın değişmesi. Hakikati Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti. Mahiyeti de şefkatli, haşmetli, külliyetli rahmaniyet. Allah Allah, Allah Allah. Bu biraz da Mehmet kardeş, biraz da böyle sistem oturmuş gibi mi duruyor bu Ahmet'in, Seyit Ahmet'in? Bunu harmanlarsak bu Seyit Ahmet'le Mehmet kardeş böyle harmanlarsa, ama Seyit Ahmet de çok güzel sureti, kanuni çok harika. Mehmet'in sin de şey yapamıyorsun böyle. Harmanlanabilir mi acaba bu ikisi? Abi yemek sofrasının yani hakikatte rububiyet icraattır. Yani rububiyet meçhulden alem-i şehadete olan yöndür. Ama biz tam zıtına gideceğiz yani. Biz yemeği oturduğumuz zaman gideceğimiz ebediyete, öbürü ezeliyetten bahsediyor. Biz ebede doğru gitmek durumundayız. Ebediyet olduğu için esas burada yani bu yemeğin arkasındaki hazineyi görmek ben düşünüyorum. Anladım. Yani bu hazine zaten yemek duasında da asılları ve menbalarını gösteriyor ya abi. Ve hadistir ha, biliyor musunuz o dua? Hadis-i şerifi mealidir. Ustadın değil o. Evet. O zaman sen Mehmet kardeş, bu söylediğini Mecul veya Dima grubumuza, BIP gruba yazsan bir zahmet. Ondan sonra bir de öteki bizim bir özel gruba, ona dağıt. Ahmet seninkisini de at da, bu hem bu yazını hem bu sureti kanuniyeti. Ben de öyle yarınki kafayla bir harbi. Ama Mehmet kardeş, evet, onu kaçırmamak gerekiyor. Sofradan bahsediliyor.
insan değil, sofra. Sofra, sofranın bize taşıdığı şeyi. O merkezli düşürmek gerekiyor ki biraz senin için oruç haleti, kişinin haletine benziyor. Değil mi Ahmet, biraz öyle mi oldu? Allah'ın rububiyetine. Evet abi, hakikat kısmını tutturamadım. Yani şey, kişinin haletine benziyor seni. Ama bu şeyi pergeli hiç oynatmamış. Şeyde, sofranın kendisi bize kazanımı ve sofranın aslı. Sofra da orada var. Orada sofralar kurulmuş. Orada cennet hizmetçileri. İnşallah iftarımızı açacağız komple. Teris olacağız. Hep beraber olacağız. Rabbim nasip edecek. Bu dünya suret. Cennet, ahiret, darul karar. Allah nasip ederse iftarımız, hakiki iftarı orada açacağız inşallah. Açacağız ya. Başka şansımız yok. Yani başka bir yerde yapamayız ya. Geceniz mübarek olsun. Amir, buyur Amir. Kuzey İran. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Amir. Can üstadım, iftar kainattan Rabb'de var mı? Çünkü nunu na'budu var. Nasıl dedin Amir? İftar kainatta Rabb'de var mı? Çünkü nunu na'budu var. Kainatta iftar. Evet. Kainatın iftarı var mı? Kainat büyük insan olursa iftarı nedir diyorsun, değil mi Amir? Evet canım sen. Çünkü iftar vaktinde hava değişiyor. Sabah gibidir. Evet, iftar vakti her tarafta hakikaten değişiyor. Demek ki büyük büyük diyor ki Amir, kainatı büyük insan kabul edersek, o da Ramazan denilen bir Ramazan ayının adı gibiyken aslında melaikenin adıdır. O ayda tayin ediyor o melaike. Onun şahsı manevisine giriyoruz. Azrail, Cebrail, Mikail gibi, Nükel, Mekir gibi. Ramazan denilen bir melaike var. O ayda tayin ediyor. Şimdi böyle olursa diyor, kainatın iftar sofrası ne olabilir diyor. Mehmet kardeş bir şey diyecek galiba. Ses açık kalmış abi. Ha tamam. Düşünelim ama çok güzel bir tefekkür. Çok garip ya. Bizim evet. Kainatın iftar sofrası var mı? Var mutlaka ama. Amir sence ne olabilir Amir? Bahar olabilir mi abi? Oy. Vay, evet, çok güzel. Acayip bu olan darmadan ettim Murat. Amir senin sualini söyleyeyim mi? Sual sormak ilmin yarısı. Sen kainat büyük insansa iftar sofrası nedir Amir? Can üstadım bilmiyorum. Yani ama bizi duman ettin ya. Aleyküm selam İrfan. Abi ben bir ifadem olabilir mi konuyla alakalı? Şimdi ilk önce temelde konuyu değerlendirecek olursak, bir iftar var. Bir iftar sofrası var, bir de iftar zamanı var. Şimdi benim anladığım, Seyyid Ahmet'in anlattığı, iftar sofrası ve iftar zamanından ziyade iftarın kendisi. İftar kelime manası olarak kesmek manasından türemiş, ben baktım lugata. Bunun firavunluk cephesini ilk önce değerlendirecek olursak, Yavuz Selim'in dediği gibi şehvet noktasında, yani diğer manalar da olmakla birlikte şehvet çatısında değerlendirmek lazım. Çünkü iftar manası boyunca, iftar haleti boyunca vücuda hem su girişi yasak, hem su çıkışı yasak. Ehilleri anladı zaten. Bu da şehvi noktada daha çok değerlendirilse uygun olur diye düşünüyorum. Bunu külli manada, insaniyet manasında, yani insaniyet-i kübra manasında değerlendirecek olursak, bu da tabiat olarak, yani normalde tabiat sürecinin, kendi kendine olması ya da birbirine dönüşümü gibi düşünürse de, Cenab-ı Hak'tan alakasız bunu düşünmek bir nevi iftarsızlık, Cenab-ı Hak'la olan münasebetinin anlaşılması, hakiki manada onun eline teslim edilmesi de, tabii nasıl insandan su cihetiyle bu böyleyse, kainat noktasında da bu tabiata denk gelir.
tabiat noktasında hem tabiat, kainatın devam etmesi, süre gelmesi, hem de kainatın beslenmesi noktasında hakiki manada Cenab-ı Hakk'a verirse o noktada da insaniyet-i kübra noktasında iftar olur diye düşünüyorum. Ama İrfan sen iftar bu, iftar sofrası diye konuydu. Yani iftar konusuydu. O bekleyen zatın hali olmaz mı? Yani sofradan ziyade sofranın başında olan şahısta olanı diye şey yaptın. Acaba öyle mi anlaşıldı? İrfan, yani sofranın kendisi. Abi şey vardır ya, hani mesela firavundur, sudur, bunlar temsildir. Tamam. Firavun noktasında Yavuz Selim'in dediği noktada şehvet hakim olduğunu düşünüyorum. Su içinde bulunması, boğulması da İslamiyet noktasıdır. Yani insan cihetiyle de budur. Yani şeyi firavunu suda boğmak lazım. İslamiyet içerisinde firavunu boğmak lazım. Bu böyledir. İnsaniyet, kainat noktasına da bakarsan işte bu da ubudiyet noktası hakim oluyor. Ubudiyeti biz, hadi hani ubudiyeti de bir ubudiyeti kül manasında bütün her şeyi Cenab-ı Hak noktasında bilmek. Cenab-ı Hak noktasında anlamak, onun haricinde çıkılacak her halette iftarın dışına çıkılması gibi anladım ben. O yüzden böyle bir yorum yaptım. Ama iftar sofrası noktasında Ahmet anlattıysa da onu bilmiyorum abi. Onu dediğiniz gibi bir düşünmek lazım. Evet. Ahmet şeyi koydu merkeze. Pergele iftar sofrası. O beklemek, o sofra, iftar sofrası. Çünkü basit bir tabir değil. Çok çok ciddi bir tanımlama. Yani manayı içeriyor, manayı taşıyor, tanımlıyor. Yani bizi bir yere taşıyor. Çünkü sofrada beklemek, sofrayla koşuşturmak, çocuğun ezan beklemesi vesaire, bu bize bir yerlere taşıyor. Yani insana tesiri de. Fakat insan iftar vakti şey olursa, vakti veya o kişi olursa, kişiye mesela Murat ders yapmıştı. O Ramazan orucu ne yapıyor insana? O haletlerde o düşünülebilir gibi geliyor bana, bilmiyorum ama. Fakat amir iftar sofrasını kainata vurduğu zaman hepten bizi başka şeye taşıdı. Abi, onunla alakalı kısım var. Hani sahuru ilk bahara bitirsek, iftarı da sonbahara veyahut kainatın yaratılmasını sahura, kainatın ölmesini de iftara benzetebilir miyiz acaba? Amir'in sorusuyla alakalı. Abi, Amir abinin sorusuna kainatın iftarı ezan diyebiliriz. O nasıl olur? Ezanın tarifinde şöyle bir yer geçiyor abi. Hilkati kainatın netice-i uzması ve nev-i beşerin netice-i hilkati olan ilan-ı tevhid ve rububiyet-i ilahiye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezan diyor. Of. Böyle düşünürsek sanki kainatın iftarı da ezan olabilir. Sofra değil mi? Buyurun diye. Efendim? Can üstadım. Böyle olabilir mi can üstadım? Kainat aklı Kur'an'dır. Tamam. Ruhu Muhammed'dir. Tamam. O zaman çünkü وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَى Ramazan'dan Şahr-ı Ramazan unzile fi'l Kur'an. Kainattan ifratı Kur'an'dır. Samsiyan gibi. Ruhu Muhammed'dir. Ben öyle düşündüm ve su içmek haramdır. Böyle 24. sözden vardır. Zuhra katra raşa. Sudan katra var ve raşa her sudan var. O zaman bilmiyorum katra ne olur, raşa ne olur.
Katre şu olur kainatta. En kesif, en camidir. Katre böyle atılan çöpeye atılacak gibi değil. En cami, en kesif olandır. Dolayısıyla bu alemi şehadet sofra olur mu? Arkadaşlar. Alemi şehadet sofrası. Suret, her şeyin sureti. Her şeyin sofrada nümenesi konmuş. Kış tabi sofra. Efendim abi. İnsanın duyguları ve hisleri için sofra olabilir abi. Evet. Yani sofra. Dizilmiş, nümuneler. İftar sofrasında da çorba falan. Abdullah saydı ya bir sürü şeyler. Ama Abdullah onların çoğusu benim bizim sofrada yoktu. Ha diyeyim sana. Ondan sonra şimdi sofrada diziyorsun ya. Sofrada diziyorsun. Sofra. Sofrayı konuşuruz. Peki kainatın sofra, alem-i şehadet nümuneler ya ahiretin. Alem-i şehadet olsa sofra, kainatın sofrası, o sofranın her şeyin yazılıyor bu şey. Alem-i şehadette olanlar, şecer-i hilkatte kanuniyeti nedir? Her şeyin yapıldığı, kainatın aklı olan şey mi? Lef-i mahfuz. Ondan sonra kanuniyeti o. Hakikati da arş olsa mahiyeti de arşazan mı olur bu sofranın? Yani o zaman alem-i şehadet, lef-i mahfuz, arş, arşazan mı artık? Çünkü alem-i şehadet şu alem-i gaybi nüminelerinin dizildiği yer. Bize sunulduğu yer. Olabilir mi? Murat şey demişti. Efendim İrfan, seni dinliyorum. Abi şimdi iftar sofrası manasında siz konuşurken düşündüm de normalde iftar sofrası bizim beşeriyetimizle alakalı. Zahiren öyle gözüküyor. İnsaniyet kübra noktasında ki insaniyet kübranın iftar sofrasına bakan cihet ne olabilir ki? Yani böyle bir şey, böyle bir kısıtlama var mı? İnsaniyet kübra noktasında kesecek, hatmedecek bir durum var mı ki böyle bir iftar sofrası manasından bahsedelim? Büyük açayım sesi. Büyük insan ya ile böyle yemek içme manası değil ya. İftar sofrasının manası nedir yani orada? Yani iftar sofrası o manayı cüzdekini külde görmek. Cüz ise kül, cüzi ise külli yapmak. Mesela bütün kainata, Nadir abiyle bugün konuşuyordum bunu. Nadir abi ben konuşuyorum, o dinliyordu. Kainata hakim olamazsın. Ama kainatın komple her şeyi olan, kainatın tamamen hulasası olan hayata hakim olursan kainata hakim olursun. Kolay yol bu. Kainatın her yerine nüfus etmek, hakim olmak zordur. Neredeyse imkansız gibidir. Ama kolay bir yolu var. Bütün kainatın hakikati olan hayat, yani bütün kainatı diyor bir zerre yap, o zerreye hakim ol. Yani bu çok kolay yol. Bütün kainatın zerresi hayat. Hayatına hakim oldun mu kainata hakim oluyoruz. O zaman ikinci şuada kainat da insana benziyor. İsrafil aleyhisselamın azamet heykeli diyor. Ama sureti farklı tabii. Bizim gibi oruç şey yapmıyor ama Ramazan'da aktif olan esmalar demek ki o İsrafil aleyhisselamın cismaniyeti olan kainat insana benziyor. İkinci şuada. Orada bu Ramazan ayında aktif olan esmalar aktifiyeti. Sofrası da işte alem-i şehadette nümineler dizilmiş diyor. Abi İsrafil'in kuru yüklemesi insana benzetilebilir mi? Yani o eğer kıyametse o da iftarın açılması olabilir mi? Yani bu burada şey yapsın ama güzel bir şey yaptık çok şükür. Ramazanımızda gecemizden bir tanesi de bu oldu. Süsledi elhamdülillah. Rabbim emanet olun. Cenab-ı Hak sofralarımızı bu hakikatle manalandırsın. Abdullah dediği gibi bu okunan dersler, bizim sofralar ama
bu hakikatin cüzü bize ne kazandırdı bu dersi kapattıktan sonra? Bu dersi kapattıktan sonra herhalde bu iftar sofrası, yani Allah'ın azameti, rahmaniyeti, rahimiyeti, vusatı, hakimiyetini, bizde hakim olduğunu, evde de hakim edildiğini, elimizi süremeyeceğimizi, bu sofra nümuneler olduğunu, ahiretin nümuneleri olduğunu, bu Cenab-ı Hakk'ın basit gibi gözüken bu sofra, Cenab-ı Hakk'ın azametini, vusatını, külliyetini, rububiyetini, ilahlığını fiili onaylanmaktır. Yani Meleği Ala'dan böyle Allah canibinden kudretin azamet altına bakınca sofralarda duruyor. Mesela bugün iftarda ben düşündüm, İstanbul'da dedim ya, şu anda top atıldı, herkes yiyor ve Allah bunu seyrediyor. Allah bunların lezzetinden komple lezzet alıyor dedim böyle. Yani bir sofrada bir tuhaf da oldum böyle. Allah, bizdeki lezzetin Allah'taki lezzeti mukaddesi bilmiyoruz tabii. Demek ki soframızda o bekleyiş bizi bu manalarda inşallah suyu yumuşaktır. Kayalar serttir. Vura 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 uyduğu gibi. Bunlar bak iftar sofrası diye bir ders olmaz. Olmaz ama Risale-i Nur talebelerinde oluyor. İfran sofrası insana bir azamet veriyor. Azamet, rububiyet, külliyet, yani burada gözüküyor bu sofrada. Basit gibi gözüküyor. Elini götüremiyorsun ama değil işte. Orada bir şeyi gösteriyorsun. Orada onun için iftara yakın sofraya oturun. Orada düşünün diyor. Daha iyisi düşünmeden daha iyisi müzakere edin. Gafilane konuşulacaksa yemek yenirken konuşulmaz. Ama Rabbini konuşacaksan, manayı tefekkür edeceksen konuşmak sünnettir yemekte. Allah Resulü Hazreti Ali'yle konuşurdu. Ama gafilane olacak. İşte o sofra bize bu şeyi veriyor ve gelecekle taşıyor. Ve davullar mesela şair. Bu sofralarda böyle çocuklarınız böyle yanında olun ki sağda solda dağınık olmayın. Oturun orada bekleyin. O çok acayip böyle bunları konuşmak onların aleminde oturuyor. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hakk'ın Risale-i Nur'un hakikatiyle haklanmayı nasip eylesin. Bir iftar sofrası gibi Risale-i Nur bize bunu takdim ettiği gibi Ya Rabbel Alemin, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinde bizi sevenleri, bizim sevdiğimizi, bütün o ehl-i imanı, haseten nur talebelerini ve bu derste dinleyenlerin usul ve furularını iştirak-ı amali uhreviyeden hissedar eyle Ya Rabbel Alemin. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Ya Rabbi mekanlarını Risale-i Nur dersleriyle alakadar ve meşgul etmeyi nasip eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah. Hayatımıza bu iftar sofrasını ortaya çıkmasına vesile eyle ya Erhamer Rahimin. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha tema selavat. Geceniz mübarek olsun abiler. Selamünaleyküm. Allah aleyküm selam. Yarın Doktor Süleyman 5 ve 6. deva yapacak. Ondan sonra Sece bir şey diyecek abim. Buyur abim. Sece Rumuzlu. Ha, yanlış oldu. Yarın inşallah doktor, hem doktordur, öyle unvan vermiyoruz. Vazife yaparken vakıf oldu işte, nasıl bir şeyse. O kardeşimizin tabii hastalar risalesinden şey yapması çok da hoş olacak. Sonra hastalar risalesi çok önemli. Günün koronayla alakalı olan kardeşlerim mutlaka, yani zaten dinleyecek ama bu çok bize teselli veriyor, çok... hepimize, başta bana veriyor. Çok keyif alıyorum. Hala dün akşamki o nasip, ben vaaz ediyor, Ramazan vaaz ediyor zannediyordum. O da varmış da, ama o da var lügatta, ama nasip hükmünü kaldırıyor. Yani hissin, bedenin, keyfe maaşa, hareketlerin, hislerin bize tesirlerini, hükmünü kaldıran. Çok garibime gitmişti böyle. Bir de bir mana vardı o. Neydi doktor o? İki çıkarım yapmıştı kendi alemimde.
İnşallah yarın da öyle inşallah o tabirlerin üzerine istifade ederiz. İstifade etme, Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Yarın buluşmak üzere. Tekrar selamünaleyküm.